gerek yoksa Fenerbahçe kazanamıyorsa, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Fred'i böyle ne derler mumyalayın, gölgesi bile oynasın. Böyle bir dünya var mı ya? Koca bir takım. Fenerbahçe Alex'siz Galatasaray'ı yenmedi mi? Yendi. Fred'siz de yenebilir. Yani bir oyuncudan ibaret midir? Koca bir takım. Yani yarın Icardi olmazsa Galatasaray kazanamaz mı? Öyle bir dünya var mı? Yani bir Fred'e mi kaldı koca Fenerbahçe ya? Tamam. Aslında. Bence bir Fred'e kaldı abi. Ben yani çok güzel gaz veriyorsun da Fenerbahçe kaptanı olarak. Tabii takımın yüzdelisi. Haklısın, Fenerbahçe kaptanı olarak ben de bunu konuşurum. Neyine gaz vereceğim yani? Yani normal. Yani bir oyuncunun cezalanması, ceza görme, ya. Ceza alması, sakatlanması, hocam, olmaması kadar doğal bir şey yok. Tamam da bu önemli bir parça. Fred, oyunu hadi, kuran, oynatan, arkadaşlarını destekleyen. Fenerbahçe şampiyonluğu bıraksın mı? Ya değil. Öyle bir şey mi yapalım? Yok yok değil. Oldu ya, Fred 7 maç ceza aldı. O zaman -21 mi yazalım? Şimdi büyük takımsan Fred'i de beklemeyeceksin. Barney'i de beklemeyeceksin. Kimseyi beklemeyeceksin abi. Böyle bir dünya mı var? Koca Fenerbahçe bir tek Fred'e mi kaldı? Bu kadar mı aciziz lan biz? Lan Fenerbahçe taraftarı tükürüğüyle yener lan Galatasaray'ı. Vay 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 vay. Fred'in vay. Yokluğunu taraftar kapatacak. Bu kadar basit. Abi şu var ama. Tamam güzel söylüyorsun ama. Fred çok önemli bir oyuncu. Tekrar söylüyorum. Bunu aksini iddia eden yok ki. Fred, mesela ben Galatasaray'a iki oyuncu alsam biri Fred, biri Ferdi'dir diyorum. Ama diyorum ki Ferdi büyük, kupa almadan benim için büyük oyuncu değildir diyorum. Oradan diyorsunuz kendini Ferdi'yle mi kıyaslıyorsunuz? Ya o başka bir nereden şey. Nereden baktığınız çok önemli. Yani Fred çok önemli bir oyuncu. Ama Fred yok diye bir takım maç kazanamayacaksa öyle bir o şey takıma yok. Da yazıklar olsun. Ki bak, o takımı yönetene de yazıklar olsun. O zaman çıkmasın lan Fenerbahçe maça. Yanlış mı hocam? Mesela Ceko'da Ceko'da yok diyorlar. Ceko'da Ümit abi. Ceko'da yok diyorlar. Olmayabilir. Ceko oynuyormuş ya. Oynayacak. Batshuayi var yerine. Ben... Şimdi bir dakika. Ceko yoktu. Batshuayi ettirik yaptı mı? Yaptı. Ceko'nun Kayseri maçında ettirik yapacağın garantisi var mıydı? Yoktu. Bitti. Belki onun yerine sen Ali Sami'nin de Galatasaray'ı kimin golüyle yendin? Crespo. Bitti. Ne mahalim Crespo'nun bu maçta iki tane atmayacağı? Bilemezsin tabii. Bitti. Şer'den hayır çıkmayacağının garantisi var mı? Yok. Ya da bu maçta kırmızı kart görmeyeceği. Bazı oyuncular bazı takımlar için çok çok önemlidir. Bu dünyanın her takımları için geçerli. Örneğin Galatasaray pazar günü Muslera'nın Allah korusun lifi attı, günayla çıkıyor. Evet. Bu önemli bir zafiyet midir? Kesinlikle. Bu önemli bir zafiyetse Fred'in de oynayamayacak olması Fenerbahçe için önemli bir zafiyettir. Ama adı sadece zafiyet. Evet. Bu zafiyet zafiyetler kapatılır. Hele 11 kişiyle oynanan bir maçta, bir spor dalında kapanılır. 5 kişilik mesela çok iyi basketbolcu 2.20'lik pivotun sakatlanmışsa o basket maçında çok ciddi çok zarar belli oluyor. Şimdi 11 kişiyle oynanan bir sporda her ne kadar Fred, Szymański, Ferdi, Galatasaray'da Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Muslera gibi oyuncular çok önemli oyuncularsa bunların birinin veya birkaçının sakatlığı zafiyet yaratıyorsa yaratır. Zafiyetler giderilmek içindir. Bu demek değil ki Fred'li Fenerbahçe'nin kazanacağının garantisi var. Fred'siz Fenerbahçe'nin kazanamayacağı garantisi yok. Böyle bir şey yok futbolda. Tabii ama çok büyük bir zafiyet olduğu da gerçek. Zafiyet olduğunu konuşalım. Evet. Tabii. Şimdi Ümit Hoca şunu söylüyor. Ben de bir yorum yapayım. Ümit Hoca şunu söylüyor. Çok doğru yerlere de değindi. Tabii Fred'siz Fenerbahçe kazanması lazım. Büyük takımsan, büyük, özellikle içeride oynuyorsan taraftarla kim oynuyorsa oynasın kardeşim sahada o karakteri mücadeleyi koyması gerektiğini söylüyor. Biz de birçok eksikliklerle derbi maçı kazandık, kaybettik ve hatta Anadolu takımlarında da yaşadık bunları. Ama Fred çok önemli bir parça. Bunu Ümit Hoca zaten inkar etmiyor. Fred hem defansif hem ofansif anlamda takımın beyni, oyunu kurma, dinamizm katıyor, enerji katıyor. Bunlar çok büyük artıdır. Şimdi Galatasaray'ın hep ne diyoruz? En güçlü yeri, en güçlü yanları merkez orta sahası. Torreira Kaan orayı çok iyi kapatıyor. İyi bir duruş sergiliyor. O duruşu sağlayabilecek bir tane oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Yani o defans, o orta sahayı aşabilecek, orta sahadan geçişleri sağlayabilecek bir tane oyuncu vardı Fred. İsmail ile Crespo ile bunu yapabilir mi? İsmail daha çok defansif anlamda. Üçüncü bölgeye katkı sağlamıyor. İşte Fred'in eksikliğini burada hissedecek Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe iyi bir takım, iyi bir kadroya sahip. Ama Fred, bak seninle aynı fikirdeyim, aynı yere geliyorum. Fred de takımın nereden baksan %30'u, %40'ı Fred diyebiliriz yani. Ben abi. De katılıyorum. Bak beyni. Mesela örnek, hocam kol bir organ mıdır? Evet. Ümit abi, senin de mesela farklı organlar, ayağın var mesela değil mi? Evet. İşte Okan abinin işte neyi var mesela? Beyni. Kulağı var. Tamam. Beyni yok demedim Okan abi. Ama
her insanda olmazsa olmaz iki organ vardır. Değil mi? Kalp, beyin. Fenerbahçe'nin kalbi var da beyni yok. Anlatabiliyor muyum? Yani? Yani. Takımı orta sahada, o savaşta ileriye doğru taşıyacak adam kim? Fred. Fred. Peki. Oyunu kuracak kim? Fred. Yardımcı santrafor gibi ceza sahasına girip seçenek arttıracak oyuncu kim? Fred. Yani. Hoca da ne diyor biliyor musun? Çeşitli. Bunları Şimanski yapsın kardeşim diyor. Kardeşim kalbin karşılığı teknolojide şöyle bak kardeşim, motordur. Beyin, yani beyin diyorum. Hayır bir dakika. Yani, beyin yoksa ölmüşsün. Yani buradan ne çıkıyor? Fenerbahçe oynamasın maçı çıkmasın. Hayır ama seni 2 yıldır 3 yıldır başarısız yapan orta saha ikilisi kim? Ya tamam abicim bak. Crespo İsmail. Döndün geldin Crespo İsmail'e. Bu bir. Bu çok büyük bir zafiyet. İki. Zafiyetin ne? Son 2 maçta içeride dışarıda 3'er yemişsin. Ne yaparsan yap bu bir travma başlangıcı. Ya 8 yıldır demiyor. Beşiktaş yenemiyor dediniz. Her şeyin bir ilki vardı. Yenilmiyor dediniz. Travma demedim. Travma demedin. Travma başlangıcı. Sen ama 20 sene Galatasaray kazanamazken Mütar. Şunu dedin mi hiç? 20 yıldır yenemiyoruz. Mütar. Yine yenemeyeceğiz. Dedin mi ki bugün öyle diyorsun? Ben, 2 maçtır yeniyoruz diyorsun. Ben yeniyoruz demiyorum. Yani Galatasaray yeniyor diyorsun. Bak, ben şimdi bak şunu cevap vermek yanlış. Ben ortaya bir tablo koymaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin dezavantajları ve avantajları. Tamam. Her şeye rağmen Edin Dzeko olmazsa çok büyük bir dezavantajdır. Onu da söyleyeyim. Çünkü şu anda takımda bu tür büyük maçları oynama alışkanlığı ve sorunlu anlarda sorumluluk alacak geriye diğer bir oyuncu varsa o Edin Dzeko'dur. Avantajlarına gelelim. Bir, taraftar hiç. Şüphe yok. Taraftar varsa her şey... 2. Barış Alper Yılmaz. Bence sol bekte asla bir türlü o istenen performansı vermiyor abi. 3. Galatasaray'ın geçen haftaki kötü futbolu. Yani her birisi Kayseri daha içeride evinde mağlup olmamış 4 atıyor. Sen gidip evinde Karagümrük'te az daha 4 yiyormuşsun. Direkten dönmüş hakikaten. Tam buradan yola çıkarsak? Şimdi buradan yola çıkarsak ne olur? Ben abi avantajlı o zaman. İşte bak ben diyorum ki dezavantajlar var, avantajlar ben var. Ben Fred'in yokluğunun dezavantaj olduğunu kabul ediyorum. Ha. Ama koca bir takım bir oyuncunun yokluğuna esir olacaksa... Oluyorsun, oluyorsun. Galatasaray'da da kim? 10 maç olmasa anlarım. Galatasaray'da da bu kim? Icardi değil bence. Galatasaray'da bu isim... Torreira. Hayır. Kerem. Davinson Sanchez hocam. Kim? Davinson Sanchez. O zaten yok. Hayır oynuyor. Oynamıyor. Oynuyor. Ben oynamayacak diye. Oynuyor hocam. Sen Okan. Samet oynuyor değil mi? Ben oynamayacak diye. Yok Davinson oynuyor. Davinson Sanchez hazır zaten Bayern'den 3 yemedin mi? Abi yapma baba. Yemedin mi 3? Ama şimdi bir dakika. Yani. Yemedin mi? Ne son dosu 3 yiyecektin. 10 yemeyecektin herhalde. Yok 7-8 yiyebilirdin abi. Ya nerede yiyeceksin abi? Niye yiyeceksin? Ya bir de bak şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Uzun Davinson. Vadeyi anlarım. Davinson farklı bir. Şimdi Allah korusun ayağı kırılsa, sezonu kapatsa. Derim ki acil oraya bir transfer lazım. Ya bir, velev ki Fenerbahçe Allah korusun yenildi. Bunu tek başına bir Fred'in yokluğuna bir antrenör, sen ben yorumcuyuz bağlayabiliriz. Bir başkan veyahut da bir taraftar bağlıyorsa o zaman büyük takım büyüklüğünü kaybetmiş demektir. Bir oyuncuya bağlanmaz. Bu derbi. O gün altyapıdan bir adam koy. En az Fred tamam. kadar belki yapamaz ama onun kadar mücadele eder. Koca tamam, bir takımın tamam. galibiyeti, başarısı bir oyuncuya Icardi o noktadır. Olmasa daha iyi. Galatasaray kazanıyor abi. Nasıl olacak? Kopenhag, olmasa daha iyi. Kopenhag maçında kazanamadı mesela. Büyük maçta kazanamıyorsun işte abi. Tamam. Sen bak olmasa daha abi iyi diyorsun da. Abi şey bir cevabınız var. Kopenhag maçında kazanamadı. Kazanamadı da. Şimdi diyorsunuz ki çıkacak. Fener maçında oynayacak. Yani demek ki. Yok ben öyle bir şey demedim. Hayır. Herkesin kötü bir zamanı vardır. Herkesin kötü olduğu zamanlar vardır. Farz et ki Fred formsuz. Ya da Allah korusun sakatlandığı yok. Yani bak uzun vade olsa 7-8 maç. Gerek tamam bu Fenerbahçe büyük. Senede 3 tane maçım var Galatasaray'la. İkisinde yok adam. Ne anladım ben 3 sene hala. Abi bunu bilerek yapmadı ya bir şey. Hocam, bilerek İsmail... yaptığını yapmadı mı onu da bilmiyorum ya, bu arada yani. Hocam İsmail. O saçmalık olur mu İsmail abi? Bilerek İrfan... yaptığını yapmadı. Özür diliyorum. Manchester United'de 50 maç yapıp geliyorsun 10 yıldır. Bunun amacımız ne biz neyi sorguluyoruz abi? Ha yok bilerek. Süresiz Fenerbahçe kaybeder mi sana göre? Daha arttı olasılık. He? Olasılık daha da arttı. Ya da Fenerbahçe kaybederse bunu Fred'in yokluğuna mı bağlayacağız? Oynanan oyuna göre göreceğiz. Evet, oynanan oyuna göre göreceğiz. Bugüne kadar Fred mi var? Fred'in olmadığında çünkü ilk puanlar kaybedildi. Fred yokken 6 yedin abi. Hepimiz aynı Fred yokken 6 yedin. Nerede? İki maçta. Nörşelant'ta. Ya o gün bir tek Fred değil. Ha yok Nörşelant'ı diyorum. 7 kişi yoktu abi. Ama onun dışında da... Bunu söyledik. Şeyde değildi. 10 çıksan hayır. Bu bir kişinin eksikliğine bağlayamazsın. Nörşelant'tan önce 5 yukarı. Tamam. 3 aşağı 5 yukarı.
bir futbol maçında alemici olursa bir oyuncunun eksikliği nedeniyle maç mutlak kazanılmaz, mutlak kaybedilmez. Doğru. Doğru. Ama güç zafiyeti yaratacağı kesin. Organizasyon zafiyeti yaratacağı. Sen kaç darbe oynadın? Bir oyuncunun Galatasaray'la kaç darbe? Galatasaray'a karşı kaç darbe oynadın? Ama bir oyuncunun yokluğuyla kaybedersin. Galatasaray'a karşı kaç darbe oynadın? Çünkü kaybetmemek biraz mücadeleye bağlı. Ya Galatasaray'a karşı kaç darbe oynadın? Kazanamamak demek de kaybetmektir. Ya biz bu Galatasaray'ı ben 6 yılda 6 defa yendik. Aldı. Hiç önemli bir oyuncunun. Lan biz Galatasaray'ı Önder Turacı'yla, Thomas'la, Servet'le, Ben'le, Selçuk'la, Marco'yla yendik lan. Onun dışında, mesela Fred gibi önemli bir oyuncunun olmadığı bir maç yendiniz mi? Kim var mesela? Çok önemli. Anlatıyorum işte ilk tamam, yıl kadroyu sen, anlatıyorum. O sen. Kadronun dışı. Mesela yani. Onun içinde takımda kim var çok önemli? Abi ilk yıl kadroda Alex mi vardı? Yoktu. Tamam onlarla yendiniz. Yendik abi. Alex'i kadrolu hiç yani Alex'in oynamadığı bir maçta kazandınız. 6-0 yendiğimiz maçta Ortega 58. dakikada kırmızı kart gördü. O maçın 2 asist bir gol yapanı benim. Maçı Ortega aldı dediler. Ortega çıktı 10 kişiyle 4 gol daha attık. Bazen neyin şerrin hayıra bilemezsin hayırın şerri. Evet bir eksiktir. Ama Fred yok diye kazanmama ihtimalinin artacağını kabul ederim ama kaybetme ihtimalinin artacağını kabul etmem. Ya Bışar da çünkü şunu söylüyor. Çünkü yerine gelen oyuncu belki daha iyi mücadele edecek. Ya Bışar da şunu diyor hocam. Fred tamam da Fred de yani takımın içinde arkadaşlarına da enerjik. Abi aynı şeyi konuşuyoruz biliyorum, abi. Aynı şeyi söylüyorum da Fred'siz de kazanması gerektiğinin de farkındayız. Biz anlıyoruz senin söylemek istediğini. Hem şimdi fikir, bir şey anlatacağım. Ama Fred de yani önemli bir parça. O eksikliğini de hissettirir takımda. Fred de olsa kazanma olasılığı %80, Fred'siz %50 belki. Ya şimdi bu açıdan da düşünmek lazım. Biz yok. Lig ertelendi. Konya ile oynayacakken Kayseri'ye gittik diye yeri göğü inletmedi mi Fenerbahçeliler? İnletmedi mi? İnlettiler. Ne oldu maç? Yendi mi Fenerbahçe? 3-1'den belki 5-1, 6-1 de olabilirdi. 3-3, 4-3 de mağlup olabilirdi ama 3-1'e getiren bir takım. Sonra o maçın 3-3'e gelmesine sebebiyet veriyorsa hatayı kendine arayacak. Fenerbahçe Konya ve Kayseri'nin sıralamasını yapamaz. İkisini de vura vura yenecek. O önce oynanmış, bu sonra oynanmış. Önce içeride oynamışız, sonra dışarıda oynamışız. Galatasaray Sivas'a gidecekmiş. Kime gidiyor lan? Sanki Bayern Münih'e gidiyor. Galatasaray Sivas'la son 10 maçı 9'da yenmiştir. Ya o ayrı tabii abi yener zaten. Yani anlatabildim bahanelere sığınmamak lazım. %100 katılıyorum sana. Fred çok büyük bir eksik ama Fred'in yokluğu da. Çok güzel bir yorum var. Derbide Crespo değil İrfan sağ iç oynar. Cengiz sağ ön oynar. Olabilir. Onu söyleyecektim az önce. Olabilir. Cengiz sağ tarafta İrfan'ı içeri alır mı İsmail yanına? Oynatamaz abi. Onu da olabilir. Yani bir başkan antrenör bunu yapar ama İsmail Kartal yapamaz. Cengiz hazır forma da girmişken. İsmail Kartal o riski alamaz. Alamaz kardeşim. Bir risk midir benim için değildir ama onun için normalde İrfan'ın yeni 8'dir. Ama hangi 8? 4-1-4-1 3'lü orta sahanın 8'idir. Sol içidir. Bu 4-2-3-1 ama. İkilinin 8'i ancak son 30 dakika galibiyete ihtiyacın olur. Ama Şimanski'yi de 8 oynatabilirsin. Zaten 8 geldi evet, aslında. 2-8 olabilir. O zaman formasyonu değişik yapacaksın. 4-2-3-1 değil. 4-1-4-1 oynatacaksın. Olabilir oynar. Sağda Cengiz, solda abi Tadiç, önde Cengiz. Abi yapmadı. Bu adam 4-2-3-1'den istaviz vermedi Okan. Yani o da var mesela. Okan Buruk 4-2-3-1'den istaviz vermedi. Adamlar formasyondan hiç taviz vermiyorlar. Yani bir gün 4-3-3 oynadığını görmedim. Bir gün bazen santraforsuz oynayabilirsin. Ya Guardiola santraforsuz oynuyordu. Haaland gelene kadar. Yani o, yok böyle bir şeyleri yok. Yani böyle bir esneklikleri yok. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa İrfan'ın yeri 8. Ama hangi 8? 4-1-4-1 ya da 4-3-3. Sol iç. Bir Crespo ya da bir İsmail yanına da İrfan'ı koyarsan. Önde de Şimanski koyarsan kaldırmayabilir. 2-8'de orayı kaldırabilir. Ama Şimanski tam 8 değil. Tam 8 değil. Yani anlatabildim mi? Yani şimdi şöyle. Galatasaray 3'te ortası oynayabilir. Nasıl oynar anlatayım size. Ne? Torreira, Oliveira, Mertens. Mertens'i 8'e çekebilirsin ama 2 tane 8'de oynamış olmuyoruz. Mertens orijinal bir 10 numara. Şimanski de aslında orijinal bir 10 numara. Onlardan 8 yaratmaya çalışmak yarım olur biraz. Anladın mı? Eğreti kalır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, Fred. Tekrar ona geleceğim. Fenerbahçe için olmazsa olmaz bir oyuncudur. E ne yapalım abi maça çıkmayalım. Ya bu Galatasaray şey maçı. Yok. Yani şu anda ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her oyuncu oynamak için bekliyor. Ben Samandıra Navas'ını az çok bekliyor. Tahmin edebiliyorum yani. Her oyuncu oynamak için bekliyor. Kimi koyarsan koy ondan az mücadele etmez. Ha ondan daha fazla katkı yapar mı? Bilmem. Fred'in yokluğu kazanma yolunda büyük bir eksiklik. Ama kaybetme yolunda büyük bir eksiklik değil. En azından onun yerine oynayan daha iyi savunma yapacak. Bir de şu var abi. En güzel yorum hakikaten bu. Hakikaten Galatasaray'ın oyunu hiç umut vermiyor. Bak, en mesela güzel Galatasaray çok dengesiz oynuyor. Bir hafta şahane oynuyor. Bir hafta çok kötü oynuyor.
Hani bir ortada standart olsa bilemiyorsun şey gibi yani kumar gibi. Ama onlar da ama, derbiye başka ama, asılacak. Öyle diyorsun. Sen derbi maçından. Böyle diyorsun. Bayern Münih maçından önce kim oynadı Galatasaray? Tamam. Bak. Bayern Münih maçında aynı Hatay'la mı oynadı? Kimle oynadı? Öncesinde mi? Öncesinde. Kötü bir Adana maç demiş. Oynadı. Adana demin mi? Yok yok çok değil değil. Oyun. Hayır Bayern Münih'in içerideki maçtan önce bir kötü bir maç Hatay. Oynadı ama çıktı Bayern Münih maçında farklı oldu. Derbi maçları farklı olur sevgili Bişan. Ya Okan abi derbi öyle diyoruz ya işte bak. Bak bu maçta ben sana söyleyeyim. Galatasaray'ın kötü oynamasının en büyük sebebi çoğu oyuncu derbiye odaklanmış.